Arkası Yarın. Şöminedeki Mezar. 6. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Senaryo Ali Kalender. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Engin Karagöz. Burhan ve karısı Suzan emekli polistir. Burhan karısıyla birlikte uzun zamandır huzurevinde yatan halasını ziyarete gider. Burada kalan Hacer Demir adındaki yaşlı kadın, şöminenin arkasında ölü bir çocuğun bulunduğunu söyler. Aradan aylar geçer. Suzan Hanım, huzurevinden ayrılan Hacer Hanım'ı bulmak ümidiyle onu aramaya karar verir. Bir gün huzurevinden Burhan'a halasının öldüğü haberi gelir. Halanın eşyaları arasından villa resmi bulunan bir tablo çıkar. Tablodaki villa Suzan'ın ilgisini çekmiştir. Daha sonra bu villayı gördüğünü hatırlayan Suzan, Hacer Hanım'ın orada kalabileceğini düşünerek villayı görmeye gider. Suzan, villada Hacer Hanım'ı bulacağını ümit ederken, Zerrin ve Kemal adında bir karı kocayla karşılaşır. Her ikisi de Hacer Hanım'ı tanımadıklarını söylerler. Villanın üst bölümünün yıllarca boş olduğu, kimsenin oturmadığı ifade edilir. Villaya yakın köye giderek köyün muhtarından Hacer Hanım'ı sorar. Ancak muhtar da bu isimde birini tanımadığını söyler. Geç vakit olduğundan Suzan geceyi Lale adlı bir kadının evinde geçirir. Ertesi günü Suzan mezarlıkta bir çocuk mezarı arayan muhtara yardım etmek isterken birisi başına vurarak bayıltır. Öte yandan kocası Burhan, Suzan'ın eve gelmemesi üzerine telaşa kapılmıştır. Ne oldu bu kadına Nergis? Saate baksana. Neredeyse gece yarısına geliyor. Bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Gece araba kullanmaktan hoşlanmadığını biliyorum. Belki açmıştır cebini. Bir arasanız diyorum. Tamam, bir arayayım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The person you have called can... Yok, cebi hala kapalı. Polise haber versek mi acaba? Polise mi? Bunu da nereden çıkardın? Siz emekli polissiniz. Tanıdığınız bir sürü polis vardır. Telefon edip de bir soruştursalar. Hani yolda kaza geçirip de bir hastaneye yatmış olabilir. Öyle bir şey olduysa bunun haberi bize gelir Nergis Hanım. Suzan'ın yanında ehliyeti var, nüfus kağıdı var. O da doğru ya. Seni aradığında bulunduğu yerle ilgili herhangi bir şey söylemedi mi? Bir köy ya da bir kasaba adı vermedi mi? Hayır. Peki sesi nasıldı? Üzgün müydü, heyecanlı mıydı? Üzgün değildi, heyecanlı bir hali vardı. Eğer heyecanlı bir sesi varsa bu aradığını buldu demektir. Beyefendi, ben derim ki polise haber verseniz. Olmaz Nergis Hanım, olmaz. Polise haber verip de kendimi teşkilata güldürtemem. Polis, kaybolan polis karısı için polise başvuruyor. Gazetelerin diline düşeriz vallahi. İyi de ne yapacaksınız peki? Gerekirse kendim arar bulurum onu. Nasıl bulacaksınız ki? Bulunduğu yeri söylemedi. Tekirdağ'a gidiyorum dememiş miydi? Evet ama Tekirdağ kocaman bir şehir. Neresinde bulacaksınız? Aradığı evin fotoğrafı bende. Yol boyunca bakar bulurum. Şimdi mi gideceksiniz? Hayır. Önce şu evin fotoğrafını kimin çektiğini öğrenmeye çalışacağım. Vay Burhan'cığım, seni buraya hangi rüzgar attı? Tablo almaya mı geldin yoksa? Hayır müşfikciğim. Senden şu elimdeki fotoğrafla ilgili bilgi almak istiyorum. Sanat galerisi sahibi olduğun için bu işlerden anlarsın. Ah, umarım gerekli bilgiyi veririm. Hele ambalajları aç da bir göreyim bakayım. Tabii. İşte fotoğraf bu. Çok güzel bir manzara fotoğrafı. Peki ne soracaksın bununla ilgili? Bu fotoğrafı çekenin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu fotoğrafı büyük bir ihtimalle Birgül Alemdar çekmiştir. Genellikle manzara üzerine çekim yapar. Yeah. Daha önce birkaç defa sergi açmıştı. Fotoğrafın altında adı soyadı olması lazım. Yazmıyor mu? Hayır. İstersen bir de sen bak. Fotoğrafın üzerindeki çerçeve çok kalın. Adamın adı çerçevenin altında kalmış olabilir. Bak haklısın, bu aklıma hiç gelmemişti. Dur
Şu çerçeveyi bir çıkarayım. Hadi bakalım. Her ressamın, her fotoğraf sanatçısının belli bir çalışma stili vardır. Kimi insanlar, kimi manzaralar üzerine çalışma yapar. Birgül Alemdar da manzara üzerine çalışırdı. Sökmediysen çerçeveyi ver de ben sökeyim şunu, ver bakayım. Tamam çıkardım işte. Haklıymışsın. Fotoğrafçının adı fotoğrafın en altında yazılı. Birgül Alemdar. Sana söylemiştim. Hala fotoğraf çekiyor mu? Çekiyor tabii. Bildiğim kadarıyla 2 ay sonra sergi açacak. Derdin ne senin? Sen emekli olmadın mı ya? Yoksa polisliğe geri mi döndün? Bu tahkikatın nedeni nedir? Tahkikat falan değil canım. Kişisel bir mesele. Şimdi anlatmam uzun süre. Öyle olsun. Peki öğrenmek istediğin başka bir şey var mı? Var tabii. Fotoğraftaki bu evin nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Onu bilemeyeceğim işte. Neden gidip Birgül Hanım'a sormuyorsun? Nerede oturduğunu bilmiyorum ki. Düşündüğün şeye bak. Bende adresi var. Sahi mi? İşte bunu duyduğuma çok sevindim. Şurada bir kartvizite olacaktı. 2 sene önce sergi açtığında bırakmıştı. Dur sana vereyim şunu. Tamam çıkarttım işte. Al bakalım. Peki nasıl bir kadın bu Birgül Alemdar? Şahsiyet sahibi biridir. Senin yaşlarında ama çok etkileyici bir kişiliği vardır. Bunu sen de görünce fark edeceksin zaten. Evet, göreceğiz bakalım. Şimdilik hoşça kal. Canım nereye gidiyorsun? Öğle yemeğini birlikte yerdik. Başka zaman sevgili dostum. Şimdi bir doktoru ziyaret etmem gerekiyor. Hayrola, bir hastalığın mı var yoksa? Hayır, ben çok iyiyim. Bu halde doktora neden görüneceksin canım ha? Özel bir mesele dostum, özel bir mesele. Şimdilik hoşça kal. Güle güle. Geldiğinize çok sevindim Burhan Bey. Buyurun, oturun. Doğrusu beni oldukça meraklandırdınız doktor. Hele mesele huzur eviyle ilgili deyince merakım daha da arttı. Haklısınız. Kısaca huzur evinde başımız biraz dertte. Aslında olayın doğrudan sizinle ilgisi de yok. Fakat belki bir şeyler biliyorsunuz ve yardım edersiniz diye düşündüm. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım tabii. Mesele halamla mı ilgili? Hayır. Halanızla ilgili bir mesele değil. Ama onunla da ilgili konuşacağım sizinle. Buyurun, sizi dinliyorum. Geçenlerde müşterek bir dostumla konuşuyordum. Bana sizden söz etti. Uzun yıllar polislik yaptıktan sonra emekli olduğunuzu söyledi. Evet, karım da polisti. İkimiz birlikte geçen sene emekli olduk. Mesele nedir doktor? Huzur evinde bir şey mi oldu yoksa? Evet. Kısa bir zaman önce yaşlı hastalardan biri öldü. Münevver adında bir kadın. Onu tanıyıp tanımadığınızı bilmiyorum. Belki halanız size ondan söz etmiş olabilir. Münevver Hanım mı? Hayır, tanımıyorum. Ayrıca halamın da söz ettiğini sanmıyorum. Münevver Hanım o huzur evindeki kadınlar kadar yaşlı değildi. Ciddi bir rahatsızlığı da yoktu. Kimi kimsesi olmadığı için yatmıştı oraya. Her gün yeni bir elbise giyer, yeni bir saç modeliyle çıkardı hemşirelerin karşısına. Bir dakika! Şimdi hatırladım o kadını. Punkçılara özenen kadın değil mi bu? Anlayamadım. Özür dilerim. Karımla ben o kadına bu ismi takmıştık. Halamı son ziyaretimizde Münevver Hanım'ın saçının yarısını punkçılar gibi kesip yüzüne rengarenk boyalar sürdüğünü duymuştuk. Sonra da öldüğünü duyduk. Evet. Ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyorum. Münevver Hanım'ın ölümünü gerektirecek kadar önemli bir rahatsızlığı yoktu. Tabii bu da beni oldukça şaşırttı. Yani kadının ölümünü şüpheli mi buluyorsunuz? Evet, öyle. Ben 30 yıllık doktorum Burhan Bey. O huzur evinde kalan bütün yaşlıların sağlık kontrolünü ben yaparım. Çoğunda kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlığı vardır. İnanmayacaksınız ama Münevver Hanım'ın unutkanlık ve romatizma dışında hiçbir şeyi yoktu. Ve kadının bu ani ölümü de sizde bazı kuşkular uyandırdı. Evet. Bizim böyle durumlarda kesin bir kanaate varmamız için otopsi yapmamız gerekir. Tabii bunun için de ölenin akrabasından izin almak gerekir. Peki kadının yakınları size otopsi izni vermedi mi? Münevver Hanım'ın fazla akrabası yoktu. Sadece bir yeğeni vardı. O da yaşlı kadınla yıllardır görüşmediği için otopsi pek umurunda olmadı. Ve bunu yapmama izin verdi. Otopsi sonucu ne çıktı peki? Beni son derece şaşırtan ve korkutan bir sonuç çıktı.
Münevver Hanım fazla morfinden ölmüştü. Ne? Evet. Bu inanılmayacak bir şeydi. Ama otopsi sonucu da su götürmez bir gerçekti. Tabii bu durumda ortaya şu mesele çıktı. Yaşlı kadına bu morfin nasıl verilmişti? Peki Münevver Hanım'a bugüne kadar hiç morfin verilmiş miydi acaba? Hayır, hayır. Söyledim ya, sağlıklı biriydi. Morfin çok acı çeken insanlara ıstırabı durdurulsun diye verilirdi. Ama yine de aşırı dozda morfin bulundu vücudunda. Bu durumda akla bazı ihtimaller geliyor tabii. Nedir bu ihtimaller? Birincisi, kadın morfini kazara almış olabilirdi. Ama bu imkansızdı. İkincisi, yanlışlıkla başka bir hastanın ilacını içmişti. Fakat bu da olacak bir şey değildi. Çünkü huzur evinde ilaçlar hastalara hemşireler tarafından verilirdi. Peki kadının intihar etme ihtimali yok muydu? Hayır. Bunu neden yapsın ki? Sağlığı yerindeydi. Tersine genç gözükmek gibi, saçını kestirip gençler gibi makyaj yapma eğilimi onun yaşama daha sıkı sıkıya bağlanmasının bir ispatıydı. Peki üçüncü ihtimal? O da birisinin Münevver Hanım'ı öldürmek amacıyla aşırı morfin vermesi. Eğer bu ihtimal doğruysa biri Münevver Hanım'ı öldürdü demektir. Kesinlikle haklısınız. Fakat bunu yapan kimdi? Huzur evinde morfin ve diğer ilaçlar var. Bunlar huzur evi müdüresinin odasındaki dolapta kilitli duruyor. Peki Münevver Hanım'ın ölüm nedenini Zinnur Hanım'a söylediniz mi? Söyledim. O da çok şaşırdı. Son 2 yıl içinde huzur evinde ölenlerin kayıtlarını inceledik. Neyse ki ölenlerin sayısı fazla değildi. Kaç kişi ölmüş? 7 kişi. O yaş grubu içinde normal bir şeydi bu. 5'i kendilerinde mevcut bulunan hastalıklar yüzünden ölmüştü. Peki geriye kalan 2 kişi neden ölmüş? İşte beni rahatsız eden durum da bu. Geriye kalan 2 kişinin ölümü beni pek tatmin etmedi açıkçası. Çünkü onların ölümlerini gerektirecek nitelikte önemli bir hastalıkları yoktu. Yani o huzur evinde biri yaşlıları mı öldürüyor doktor? Öyle sanıyorum. Bakın doktor, söylediklerinize inanmadığımı sanmayın. Ama anlattıklarınız yine de bana, yani nasıl söyleyeyim, akla sığmayacak şeylermiş gibi geldi. Huzur evi gibi bir yerde böyle şeyler olmazmış gibi geliyor bana. Tersine, oluyor Burhan Bey. Size imkansız gibi görünen birçok cinayet örneği verebilirim. Hoş, siz de eski bir polis olduğunuza göre bunları mutlaka bilirsiniz ya da duymuşsunuzdur. Evet, bunlardan birini hatırlıyorum. Evet, en umulmadık yerlerde bile cinayetler işlenebiliyor. Eğer şüpheleriniz doğruysa huzur evindeki katil kim olabilir? Herkes olabilir. Hemşirelerden, hasta bakıcılardan ya da orada kalan yaşlılardan biri. Hmm. Öyle de olsa bu cinayetleri işlemesi için bir sebep olması gerekmiyor mu? Tabii siz polis olduğunuz için her cinayette bir sebep ararsınız. Bazen ortada bir sebep olmayabiliyor. Mesela katil sapık, manyak ya da deli olabilir. Biliyorsunuz bu tür katillerin sebebi maddi bir nedene dayanmaz. Tamamıyla ruh hallerinden kaynaklanır. Peki huzur evi müdüresi Zinnur Hanım'la konuştunuz mu? O katilin kim olabileceğine dair bir fikir ileri sürmedi mi? Zinnur Hanım katilin huzur evinde çalışan ya da kalanlardan biri olduğunu kabul etmiyor. Yaşlıların böyle bir şey yapamayacağını, çalışanlarınsa sicillerinin temiz olduğunu söylüyor. Benden ne istiyorsunuz doktor? Size nasıl yardımcı olabilirim? Rahmetli halanız o huzur evinde yıllarca kalmıştı. Asabi, huysuz bir mizaca sahip olmakla birlikte çok zeki ve uyanık bir insandı. Gözünden hiçbir şey kaçmazdı. Onu ziyaret ettiğinizde size ve karınıza huzur evinde cereyan eden ya da kuşkulandığı bir şeylerden söz etmiş miydi hiç? Nasıl bir şeyler? Ne bileyim, tuhafına giden bir olay. Gördüğü herhangi bir şey. Birinin anormalce davranışlarda bulunması, intikam duyguları besleyen birisini teşhis etmesi, bunun gibi katilin kimliğini tespit etmemize yarayan ipuçları. Ne demek istediğini anladım doktor. Ama halam kimseyle ilgili hiçbir şey söylemedi bize. Karınız da emekli bir polismiş. Belki de o sizin farkında olmadığınız bazı şeyleri sezmiş olamaz mı? Eve gelirse kendisine sorarım. Ah tamam, şimdi hatırladım. Karım birinin hayatından endişe ediyordu. Hacer adında yaşlı bir kadın. Onun başına bir iş gelmesinden kuşkulanıyordu. Hacer Hanım mı? Aa, evet, tanıyorum o kadını. Devamlı ölümlerden, cinayetlerden, şömine arkasına gömülmüş çocuk ölüsünden söz ederdi. Karınız neden onun hayatından kuşkulanıyordu ki? Biliyorsunuz, Hacer Hanım'ı akrabaları aniden alıp apar topar götürmüşler. Hacer Hanım halama ölmeden önce bir fotoğraf hediye etmiş. Karım kadını o fotoğrafı alıp alamayacağını soracaktı. Bu yüzden kadını akrabalarının götürdüğü otelden aradı. Bulamadı. Otel
böyle birilerinin gelmediğini söyledi. İlginç. Bunun üzerine karım kadınla ilgilenen avukatı aradı. Adresini istedi ama vermediler. Anlayacağınız, Hacer Hanım huzur evinden götürüldükten sonra yer yarılmış da yerin dibine girmişti sanki. Çok garip bir durum. Belki de yurt dışına gitmişlerdir. Ben de öyle düşündüm ama karımın merakını tatmin etmedi bu. O Hacer Hanım'ın başına bir iş geldiğine inanıyor. Bu yüzden de o kadınla ilgili bilgi toplamak üzere Tekirdağ'a gitti. Peki karınız Hacer Hanım'a ne olduğunu düşünüyor? Tehlikede olduğunu düşünüyor. Başına bir iş geldiğini sanıyor. Yok yok, bence karınız abartıyor bu işi. Hacer Hanım'ın başına neden bir şey gelsin ki? Ben de öyle sanıyorum ama karım dün hizmetçimizi arayarak eve geleceğini söylediği halde hala dönmedi. Karınızın başına bir iş gelmesinden mi korkuyorsunuz? Evet. Polise başvursaydınız? Henüz düşünmedim. Karımın tehlikede olup olmadığından emin değilim. Herhalde yanında kimliği falan vardır, değil mi? Nüfus cüzdanı, ehliyeti, kredi kartları vardı. Neyse, gelelim sizin anlattıklarınıza. Huzur evinde bazı yaşlılar size göre cinayete kurban gitmiş. Belki de karımın aradığı Hacer Hanım bir olayın farkına varmıştı. Bu yüzden de onu alelacele huzur evinden uzaklaştırdılar. İzinin bulunamayacağı bir yere götürdüler. Bana bütün bu olaylar arasında bir bağlantı varmış gibi geliyor. Garip. Hakikaten çok garip. Peki şimdi ne yapacağız? Emekli bir polis olarak küçük bir soruşturma yapmak niyetindeyim. Önce Hacer Hanım'ın huzur evine yatıran akrabası Feride Hanım'ın avukatına gideceğim. Peki benim ne yapmamı tavsiye ediyorsunuz? Münevver Hanım'ın cesedine yaptığınız otopsi sonucunu savcılığa bildirin. Ortada resmen morfinle öldürülmüş bir insan var. Polis o kadının katilini aramak zorundadır. Buyurun Burhan Bey. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim avukat bey. Karım size telefon etti ama bulamadı. Sanırım büronuzdan biriyle görüştü. Kendisi Hacer Demir'in adresini bulmaya çalışıyordu. Hacer Demir mi dediniz? Son zamanlara kadar huzur evinde kalıyordu. Onu oraya sizin aracılığınızla yatırmışlar. Aa evet evet, şimdi hatırladım. Hacer Demir. Ama bildiğim kadarıyla o artık huzur evinde değil. Evet biliyorum. Şu anda meselenin ayrıntılarını bilmiyorum. İzin verirseniz dosyasını getireyim. Zahmet etmeyin, ben size hatırlatırım. Karım Hacer Hanım'ın adresini kendisine bir şey sormak için istiyordu. Hacer Hanım halama bir fotoğraf hediye etmişti. Halam geçenlerde ölünce eşyaları da bize kaldı tabii. Karım o fotoğrafı çok beğendi. Ama vicdan azabı hissediyor. Neden? Belki Hacer Hanım fotoğrafı tekrar geri isteyebilir diye düşünüyordu. Onun için kendisine bunu soracaktı. Karınızın hassasiyetini anlıyorum beyefendi. Ama alt tarafı bir fotoğraf işte. Öyle demeyin. İnsanlar yaşlandıkça geçmişlerine daha çok sahip çıkıyor. Hoş. Hacer Hanım o fotoğrafı çok beğendiği için halama vermiş ama halam öldüğüne göre onu geri isteyebilir. Ne fotoğrafıymış bu? Hacer Hanım'ın kendisiyle ilgili mi? Kırlar içinde yapılmış 3 katlı bir villanın fotoğrafı. Bir villa mı dediniz? Evet. Belki de yaşlı kadının genç kızlığını geçirdiği ev olabilir. Tabii olabilir. Şimdi hatırladım. Karınız beni aramıştı. Ama ben büroda olmadığım için yardımcılarımdan biriyle konuşup Hacer Hanım'ın ya da onu huzur evinden çıkartan akrabası Feride Hanım'ın adresini ya da telefonunu istemiş. Evet. Ama yardımcınız olmadığını söylemiş. Gerçekten kadının adresi yok mu, yoksa mesleğiniz gereği mi vermek istemediniz? Aslında müşterilerimizle ilgili bilgi vermek adetimiz değil. Ne var ki Feride Hanım Almanya'dan kesin dönüş yaptı ve yeni adresini de istemeyi unuttuk. İşte sebep bu. Ya bu çok kötü. Demek Hacer Hanım'a hiçbir şekilde ulaşamayacağız. Bunun için üzülmenize gerek yok. Hacer Hanım çok yaşlı bir kadın. O fotoğrafı unuttuğuna %100 eminim. Siz onu tanıyor musunuz? Hacer Hanım'ı mı? Hayır. Hiç görmedim. Ama onu huzur evine yatırtan akrabası Feride Hanım'ı tanıyorsunuz o halde. 6 yıl önce buraya benimle konuşmak için geldiğinde gördüm tabii. Ama yüzünü bile hatırlamıyorum. Üzgünüm beyefendi ama yapacak çok işlerim var. Size daha fazla yardımcı olamadığım için üzgünüm. Tabii. İyi günler. Acaba Suzan eve geldi mi? Nergis Hanım arayıp sorayım.
Alo, Nergis Hanım. Suzan geldi mi? Gelmedi mi? Peki telefonda beni ya da onu arayan oldu mu? Demek olmadı. Nasıl? Elbette. Cep telefonunu arıyorum ama kapalı. Neden kapatmışsın? Peki tamam. Eğer Suzan gelirse beni hemen ara. Şöminedeki Mezar adlı oyunun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.